Esselamu Aleyküm kıymetli FM TV izleyicileri, hepiniz yine hoş geldiniz. Yeni programlarla karşınızdayız. Mercek programı ile. Evet kıymetli Müslümanlar, bugün çok önemli. Normalde bir konu üzerine tartışacağız. Bir konu üzerine gerçekleri açığa vuracağız. Ama bu konu uzun bir konu. Birazdan inşallah Nafiyazcı hocamız ile beraber bu konuyu sizlere anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli Ali hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Sizler nasılsınız? Biraz hazırlık yapmışsınız konuyla beraber galiba. Yani aslında konuyla alakalı değil de biraz dedim, hani biliyorsun Melisa çayının faydaları çok. Evet. Akşamları içilmesi lazım. Evet. Şimdi akşam üstüne yaklaştığımız için hem konumuzla alakalı hem de ikimiz hasbihal ederken İnşallah içeriz diyorsunuz. Çay demleyip içelim diye. İyi, çok iyi yaptın hocam. Allah razı olsun. Bu arada Melisa çayı yapacağım şimdi. Melisa çayı. Melisa çayı içeceğiz birazdan. Akşamları yemekten sonra içilir. Akşam içildiği zaman evet, hem ruhsal olsun hem de zihinsel olsun güzel rahatlık verir. Maşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam siz uyku sorunu yaşayanlar için mesela akşam güzel rahat uyutur. Uyku böyle sorunu için. Yani uykusuz böyle insan biliyorsun çok parası olunca evet, veyahut da çok böyle uyuyamıyor. Tartışma olduğu zaman o gün evet, için uyuyamaz. Malını mülkünü düşünmekten uyuyamıyor ya insanlar. Evet bazen. Aynen hocam. İşte bu çayı içtiğinden beri seni rahat rahat uyutuyor. Çarşamba günleri izliyoruz zaten. Böyle programınız evet, var sizin. Şifalı bitkiler. Şimdi ben mal mülkten girdim ama evet, hakikat nasıl olması lazım? Bugün Allah'a razı ettim mi etmedim mi? Onun psikolojisi içerisinde insan aslında uyumaması lazım. Geceleyin evet, teheccüd namazları, tövbeler, işte gün evet, içerisinde yaptığımız hataları telafi etmek vesaire gibi. Evet. Ama günümüzde maalesef insanlar biliyorsun maddiyata yöneldiği için akşamlara böyle yatmadan önce Melisa çayı demleyip içerlerse, şimdi beraber evet, içeceğiz Ali hocamızla zaten. İnşallah hocam. Sabaha kadar uyuruz Ali hoca inşallah. Sabaha kadar diyorsunuz. Uyuyacağız. Teheccüde kalkabiliriz mi yani? Ona göre senin, az içersek belki. Senin maneviyatına bağlı işte. Bakalım kalkabilecek misin? Deneyelim seni işte. İnşallah hocam, teşekkür ettim. Allah razı olsun. Amin. Şimdi kıymetli hocam, biliyorsunuz konumuz alkolle alakalı. Bu Türkiye'de yani hep böyle deniyor işte son günlerde, son yıllarda değil. Bu alkol yani yüzyıllardan beri var yani. Ama özellikle 1923'ten sonra bu bir de normalde suç olmaktan çıkınca mesela nasıl diyelim yüzyıldır, son yüzyıldır diyebiliriz mesela insanlara verdiği zararı. Bunu gerçekten insanlara yani şunu söyleyeceğim sadece. Şimdi burada rakamlar var ama ben rakamların hepsini söylemeyeceğim. Bu alkolle alakalı. Evet. Rakamları söylüyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Kıymetli izleyiciler. Yani alkol içtiği zaman bir adam hani içsin kardeşim ona ne? Olmuyor işte öyle. Adamın aracı varsa, alkolü alıyorsa o içkili bir şekilde yolda giderken ailelerin hayatlarını söndürüyorsa bunun ne olması lazım hocam? Suç olması lazım. Yani. Suç ve yasak. Yasak hocam yasak, silah yasak. Serbest mi? Yasak. Serbest. Yasak. Mesela ruhsatsız yasak değil mi? Evet. Silah ne kadar tehlikeliyse alkol de aynı şekilde. Çünkü alkol yüzünden yılda bir yıl içerisinde binlerce kaza oluyor. Ve son yıla baktığımızda 2022 yılı içerisinde sadece içkiden 5000'den fazla insan ölmüş. Ama kazadan, ama hastalıktan, ama falandan filandan. Ama bunların hemen hemen yarısı da trafik kazasından. Ya devletimiz böyle bir şeyi biliyor. Peki bu kadar çok önlem alınıyor. Ama ben bu kadar çok önlem alındığını şey yapmıyorum. Daha çok önlem alınabilir mesela. Bunlarla alakalı. Öyle değil mi hocam? Şimdi önlem alınıyor derken sadece hani içkinin aşırı içip sarhoş olan insanlar önlemini yani taşkınlık çıkarıldığı zaman alınıyor. Yoksa bir insan bir olay olduktan sonra bir olay veyahut da trafikte adam sarhoş kullandığı zaman arabasını, aracını o zaman evet, önlem alınıyor. Yoksa içki içmekte herhangi bir yasaklık veyahut da bir önlem alınma yok. Herkes yok, istediği yerde rahat rahat içiyor. Evet. Dediler işte camiye yakın bölgelerde içilmemesi için şart koştular vesaire. Tabii bu ne kadar uyuluyor? Bu broşüre devletimiz ne kadar takip edebiliyor? Onu da tartışmak gerekir. Evet. Mesela Türkiye'nin birçok yerinde insanlar ailecek işte ormanlık alanlara, piknik alanlara, ne bileyim deniz kenarlarına gitmek istiyor ailecek, çocuklar. Evet. Ama gidemiyor. Niye? Çünkü bakıyorsun böyle havadar yer, işte efendime söyleyeyim orman manzaralı yerler, bilmem nerelerde hep böyle içki içenler mekanları kapmışlar kendilerince. Evet. Ve çocuklarımıza da kötü örnek oluyorlar. Evet. Bu sebepten dolayı. Hem de çok kötü. Bırakın çevreyi kirletiyorlar. Evet. Bakın, bilin burası Beykot Çengeldere. Hemen arkamızda güzel bir dere akıyor, bir manzara var. Evet. Daha bugün oradaydım mesela. Oradan güzel bir kaynak su akıyor aynı zamanda. Evet. Manzarası, yeşilliği, ortam böyle güzel bir orman manzarası. Çok güzel. Ama bakıyorsun etrafta içki şişeleri kırılmış, atılmış. Böyle içki içenler geliyor orada. Hem içiyor, kendini kirletiyor, hem de zararı, doğayı kirletiyor. Yani evet. Her türlü zararı var. Tabii bununla alakalı tabii yasak olarak çıktı ama bunun önüne geçilmesi lazım artık. Çünkü yetişen nesil, yetişen çocuklar, çocuklarımız, evlatlarımız onları görüyorlar, örnek alıyorlar. Ve bu insanlar böyle yaşadığı sürece nesillerimiz de bu normalmiş gibi davranıp hayatlarına içkiyi yani diyorlar, yani içki hayatlarına giriyor çocuklarımızın. Hani şu mesela uyarı veriyor yetkililer. İşte içki yaşı şu kadar, çocuk yaşa indi. Ya uyarı vermeyin, önlem alın. Ne yapabiliriz diye. Mutlaka bu içkinin hani illa hani ülkemizde çok aşırı içildiği için bazı kesimler tarafından içiliyorsa aşırı bir sınırlama koyman lazım. Ama tabii şu an devletin aldığı tek önlem ne? Maalesef işte vergiyi, bu hususta vergilere çoğaltmak. Aslında yanlış bir tutum. Niye? İçki üzerinden devletin kasasına vergi girmesi o paranın bereketsiz olması demektir İslam dininde yani. Çünkü hadis-i şerifte içkiyi taşıyan, götüren, getiren, servis eden, ona yol açanlara da cevaz verilmiyor. Haramdır. Biz ne yapıyoruz? Vergiyi işte bilmem ne şişeye, işte içki markasına %500 vergi, yüzde bilmem kaç yüz vergi. Niye? Hani içmesinler diye. Yanlış bir uygulama. Mekanları kısıtla, sayısını azalt mesela. Sadece şu mekanlarda, şuralarda içilsin de, o mekanlarda hiç ilgilenme. Şey olarak hani oranın ortamıyla, oranın hani insanlar oraya gittiği zaman hoş bir ortam olmasın orada. Hani güzelleştirmeyelim ortamları. Ama bakıyorsun insanlar maalesef dediğim gibi az önce deniz kenarlarında, evet, işte piknik alanlarında, işte manzarası güzel olan havadar yerlerde, işte böyle insanların şehir hayatından uzaklaşıp böyle kaçıp sakinleşeceği bir yerlerde, oralarda içki her yerde içiliyor. Her yere pisliklerini atıyorlar, kötü örnek oluyorlar. Evet. Bu sebepten dolayı bunun önüne geçemiyorlar. Ya bunun, evet, ya güzel bir takibini yapacaksın. Çünkü devlet sensin, belediye sensin. Takibini güzel yapacaksın. Ya bugün zabıtalar gidiyor şehir merkezinde küçük esnafla uğraşacağına çıksınlar dağlara, içki içenleri önünü kessinler madem. Olur mu? Özgürlük var, demokrasi var ama. Bizim bu biz vergi niye veriyoruz? Niye? Şimdi bir insan bu devlete neden vergi verir? Sana güvenli bir ortam oluşturmak için. Evet. Bunun için askeriyesi, belediyesi, polisi, işte hepsi çalışırlar değil mi? Evet. Bizim vergilerimizle mücadele ederler. Bizim güvenliğimizi korumak için. İşte içki de ülkemizde bir güvenlik sorunudur esasda. Aynen hocam, çok büyük doğru. Büyük bir güvenlik sorunu olduğu için bunun da önüne geçilmesi lazım. Şimdi kadın, ülkemizde ve hatta dünyada kadın cinayetlerinin %80'i içki sebebiyle oluşuyor. Trafik kazalarının %75'i, %90'ına yakını yine içki sebebiyle oluşuyor. Tartışmalı, kavgalı, yaralanmalı, ne bileyim bir sürü olaylar ülkemizde yine içki sebebiyle oluşuyor. Değerli arkadaşlar, bunu dikkate almamız gerekir. Zaten dinimizde de Rabbimiz, tabi Allah'ına ve Resulüne inanan herkes, Müslüman olan herkes buna dikkate alması lazım. Allah içkiyi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde haram kılmıştır. Haramdır, içmeyeceksin, yasak. Peygamber Efendimiz de bunu ifadeleriyle tasdiklemiştir, onaylamıştır. Evet, içki haramdır. Bu ayet indiği zaman sahabeler ne yaptılar? Zamanında herkes şarapları ne yaptı? Yollara döktü ilk ayet geldiği zaman. Hiçbiri bir damlasına dair kullanmıyor o günden. Yani Müslümanlara haram kılınmıyor. Bu zamana kadar haramdır zaten. Yine büyük günahlardan biridir. Müslüman olan bir kardeşimiz bunu dikkate alması lazım. Eğer dikkate almıyorsa demek sen seni yaratan Rabbine, sana şekil veren, sana nimet veren, seni her türlü kötülüklerden koruyan Allah'ına güvenmiyor, inanmıyorsun demektir. Apaçık budur yani. Nefsane duygular yüzünden ruhani ibadetlerini terk etme. Nefis her zaman bir çıkış yolunu bulur. Ya tövbe ederiz, ya şöyle yaparız hocam, bugün de böyle olsun. Evet. Ya şöyle dağıtalım, böyle içelim. Her zaman seni kandırır. Ama tövbe etmenin de bir usulü vardır değil mi Ali hocam? Evet hocam. Samimi tövbe gerektirir. Yani ben bugün içtim, akşam bir tövbe edeyim de bu işi temizleyeyim demekle olmaz. Hani günah çıkarır gibi olmaz. Dikkate alacaksın kardeşim. Takva sahibi olacaksın. Haramdan uzak duracaksın. Kendi hayatına yaklaştırmayacaksın. Şimdi bu maddi olarak bir takım sıkıntılarını anlattık. Şimdi manevi olarak problemleri de çok büyük. Manevi olarak seni ibadetten uzaklaştırıyor. Hocam aileleri dağıtıyor, yuvalarını yıkıyor. Aileleri dağıtıyor. Bir baba evladını sevemiyor. Bir evlat babasından nefret ediyor bu yüzden. Evet. Büyük kavgalar, aile içerisinde cinayetler. Evet. Bakın ülkemizde evladını öldüren, karısını kesen veyahut da çocuk babasına, annesine zarar veriyor. Evet. Bunların %80'i hep içki, sarhoşluk halinde olan şeyler. Evet. Ve maalesef ki mahkemede de bunu nasıl yapıyorlar? İşte o anda sarhoştum. Sarhoş olduğu zaman da mahkeme bu aklı yerinde değil, ben bunun cezasını düşüreyim mantığı var artık. Evet, maalesef. Kanunlarımızda var. Evet. Şimdi bir insan birine zarar verdiği zaman, öldürdüğü zaman, sarhoş olduğu zaman bunu savunma olarak kullanıyor artık avukatlar aracılığıyla. Diyor ki ya ben hatırlamıyorum işte, çok içmiştim, kafa gitmişti. Onu öldürdüm, şunu öldürdüm. Evet. Ve cezası düşüyor. Hani böyle bir şey var mı? Biz niye yani bir adam birini öldürdüğü zaman, kasten öldürdüğü zaman cezası dinimizde ölümdür. Evet. Ama bak falanca sebeplerden, bir sürü kriterlerden dolayı bu ceza 8-10 yıla düşmüş. Adam birini öldürüyor, bakıyorsun 5-6 yıl sonra bir sürü şeylerden... Ama işte ayıldıktan sonra aklı yerinde oluyor adamın. İşte bu sebeplerden dolayı. Yani bizim bu ilişki konusunda devletin hakikaten oturup, bakın seçimler de var. Bu seçimlerde de sizin yanınıza gelip oy istiyorlar. Bütün halkımız bu hususta derdini, sıkıntısını yetkililere bildirirse bu olayı zaten çözmek için devlet de bir adım atar. Evet. Ama halk bunu istemiyorsa, halkımız, o zaman devlet onların önünü açmak için bu sefer ne yapar? Evet. Yol açar. Çünkü sistem o şekilde maalesef. Halbuki tam tersi olması lazım Ali hocam. Evet. Hocam, polislerimiz, trafik polislerimiz, Rabbim onların da yardımcısı olsun. Onlar da bu konuda çalışıyorlar ama onlar bir yere kadar çalışıyorlar. Mesela son, ölümlü kazada burada. Bakın, dün daha yaşandı. Dün akşam mı? Dün akşam olması lazım. Maltepe'de içkili biri gece saat 12'de yol kenarında 4 işçi çalışıyor. Evet, 4 işçi yol kenarında iş yaparken o sarhoş sürücü içkiyi almış. Sarhoş sürücü ne yapıyor? O 4 adamı hayattan koparıyor. Öldürüyor adamları. Ve bu adamların yaşlarına bakın. Bakın, dikkatini çekiyorum. Burada aslında 4 kişi ölmüyor. 4 aile ölüyor. 4 aile dağılıyor. Evet. Ali hocam, bu arada Melisa çayımızı... Teşekkür ettim hocam. Allah razı olsun. Hemen inşallah içeceğim. Melisa çayımızı da içelim. Eline sağlık hocam. Bakın, bir daha geliyorum. Dün akşam olması lazım. Hani diyorlar 4 kişi öldü. Ya 4 kişi ölmedi. 4 ailenin yuvası dağıldı. Bir içki, bir adam yüzünden. Ne olacak şimdi o adam? 3-5 yıl yatıp çıkacak mı? Bu mu yani? Çare bu mu? Yıllardan beri çare bu mu? Değil. Çare var. Kısıtlayacaksınız. Ağır cezalar vereceksiniz. Caydırıcı cezalar vereceksiniz. Arttıracaksınız kademe kademe. Evet. Ama her sokak başında, her cadde başında içki var, alkol var ve içki için neredeyse teşvik ediliyor yani. Sosyal medyada, orada burada. Evet, neredeyse teşvik ediliyor. Bakın, kazada ölenlerin yaşlarını sadece, isimlerini okumuyorum. Yaşları 41, bir tanesi 43 yaşında, bir tanesi 38, bir tanesi daha genç, 25 yaşında. 25 yaşında ya, gencecik. Diğerleri bakın, hepsinin çoluğu çocuğu var. Belki bu 25 yaşında olan yine evlenmiş. Evet, soruyorum yani. Buradan Mercek programı olarak, FM TV olarak ilan ediyoruz, duyuruyoruz. Lütfen. Bunun bakın, her şeyin önüne geçiyoruz, bunun da önüne geçilebilir. Nasıl sigaraya böyle gerçekten ciddi tedbirler koyuluyor, alkole de yapılabilir. Avrupa'da yok mu? Hani Avrupa'da çok içiliyor deniyor ama Avrupa'nın sahil kesiminde olsun, bazı ailenin bulunduğu orman, piknik, buralarda yasak mesela. Ama Türkiye'de böyle bir şey yaptığın zaman ayağa kalkıyor. Kıymetli Müslümanlar, evet, yetkililere de buradan sesleniyoruz. Daha dün bakın, bir içkiden, bir kazadan 4 kişi ve yılda 5000'den fazla kişi alkolden ölüyor. Bunların çoğu da kazadan. Evet. Demek ki ya biraz daha sıklaşacak bu alkolle alakalı, ya bazı yerler kapatılması lazım. Kapatılması gerekiyor. Kapatılsın arkadaş. Niye ailenin hayatları karartılıyor ki? Kapatın abi. Hepsini kapatın. Kapatın, ne olacak? İnsanlar bir ay bağırır çağırır, ortalığı yıkar kırar. Şimdi şöyle bir cevap gelebilir. Hocam o zaman kaçak sahte içki yapıyorlar. Geçen de sahte içkiden de bayağı kişi öldü. Değil mi hocam? Yok aslında gerçek içkiden ölenlerin sayısı çok da. Evet. Bunun kaçağı sahtesi olmaz. İkisi tabii ikisinde şey var yani. Ya, kaçak niye diyorlar Ali hocam? Ben söyleyeyim neden kaçak ifadesi var. İçki yani resmi olarak kayıtlara girmediği için, vergisi evet, alınamadığı için. Vergi alınmadığı kaçak için. Diyorlar. Yoksa kaçağı da orijinali de bunların nedir? Aynı. Aynı. Zararı aynı yani, değişen bir şey yok. Evet. Araştırsınlar. Aynı. Hocam bir de yani araştırmaya gerek yok ilişki. Hani orijinal içinde hiçbir şey olmuyormuş gibi insanlara lanse etmeye gerek yok. Evet. Zararı ikisinin de büyüktür. Evet. Şimdi bir de şunu söylüyorlar hocam. İşte içki neden bu kadar tutuluyor? Aslında içkiyi neden bu kadar satıyorlar? Satış yapıyorlar. Bunun vergisi yüksekmiş. Özel tüketim vergisi. Evet. İçkinin vergisi yüksek olduğu için devlet de bundan yüksek vergi kazanıyor. Yani düşünün, Türkiye'de kaç tane tekel bakkalı var mesela? Market, oteller, restoranlar, içkili neler neler. Yani kola tüketir gibi içki tüketiliyor mesela. Bundan evet, gelen vergi ne olacak? Şimdi devlete çok büyük vergi gidiyor. Şimdi ne olacak? Tabi bu kadar kolay kapatılır mı? Kısıtlanır mı yani? Mesela böyle bir yapsan Türkiye ayağa kalkar. Ama yapmadığınız zaman da sorumlu olan herkes, ölen her bir aile için, ölen her bir genç için, dağılan her bir aile için bunların günahları müsaade edenlerin boynuna. Ben demiyorum. Kul hakkı diyorsunuz ya. Kul hakkı bu. Hem de en büyük kul hakkı. Adam işini bitirecek, babası eve gidecek, çocuklarıyla beraber yemek yiyecek ama gidemiyor. Eve bir haber geliyor. Babanız öldü veya eşin öldü. Neden öldü? İşte içkili biri onu bıçakladı. İşte trafik kazasında içkili biri onu öldürdü. Bu şekilde. Ve yüz binlerce insan bu şekilde büyük vebale giriyor. Ve içkiyi satan, taşıyan, evet içen, içiren bunlar lanete uğramıştır. Hocam ben içmiyorum ama çalışıyorum. Sen de vesile oluyorsun. Aynı günahı sen de alıyorsun. Taşıyorsun. Evet. Hocam ne yapalım, iş yok. Ya iş yok değil. Yani şimdi ne bir ifade kullanacağım ama yanlış olacak. Yani Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim uyandırsın inşallah diyorum hocam. Hocam bu konuyla alakalı içkiyi bırakmak isteyenler var gerçekten. Mesela ben bunu da duyuyorum. Evet. İçkiyi bırakmak isteyenler var. Kurtulmak isteyenler var. Ama öyle bir bağımlılık yapmış ki. Mesela bitkisel olarak veya başka hangi konuda bırakılabilir şimdi, mesela? İçkiyi bırakacak olan arkadaş evvela samimi duygularla bir tövbe etmesi lazım. Evet. Hem insani hem de İslami olarak. İnsani yani insanlara verdiği zararlar, kötülükler vesaire bunlara düşünüp tövbe etmesi lazım. İlk önce o samimi tövbeyi bir yakalamak lazım yani evvela. Akabinde bulunduğu ortamı değiştirmesi gerekir. Arkadaşları. Tabii arkadaş ortamı. Çünkü bakıyorsun içki, işte kumar, ne bileyim bazı kötülükler hep arkadaş ortamlarından, bulunduğu ortamlardan kaynaklanıyor. O mahalleyi, o ortamı eğer aşırı bir bağımlılık varsa değiştireceksin. Kendini hep yeni bir sayfa, yeni bir hayat açacaksın. Ve hatta kendini bitkilerle teselli edeceksin. Mesela şifa bitkilerde olarak Rabbimiz elhamdülillah bize yağdırmış gökyüzünden, yarmış toprağa, bize birçok faydalı bitki sunmuş. Bunları hayatına yavaş yavaş alman lazım. Mesela Melisa çayı, mesela anason çayı, ne bileyim bir sürü böyle bir bitki var. Evet. Kekik çayı, zahter çayı bunlar. Hayatımızda olan birçok bitki var. Bunları yavaş yavaş kendi hayatına alacaksın, kullanacaksın. Bak mesela melisa çayı içiyoruz. Niye? Vücudu rahatlatır. Her gün. Mesela papatya çayı. Çok da güzel tadı var. İçki gibi acı değil. Evet. Değil mi? Sarhoşluk vermiyor. Ya zaten tüketilen içkinin tadı da yok. Hiç kimse şunu diyemez. Çok güzel tadı var diyemez. İnsanlar evet. Hakikaten yani kötülüğü kendine çekerek zevk alıyorlar. Yani hem maddi zarar hem... O kadar nefsani arzuları çok önde ki ona sabrederek içiyor. Evet. Yani içeyim ya ne olacak içeyim derken hayatına büyük zarar veriyor farkında değil. Evet. Bir de İslamiyet hani biraz da insanın Müslümanca yaşaması lazım bu hususta. Yani manevi duygularını arttırması gerekir. Bu da zikirle olur. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hani huzur bulur. Evet. Amacımız da nedir zaten? Huzurlu bir hayat yaşamak. Evvela bir insan içkiyi bırakmak istiyorsa, bağımlılık varsa bırakmak istiyorsa eline tesbihini alıp zikretmesi gerekir. Zikir. Kimi? Allah, onu yaratan Rabbine teşekkür etmesi lazım. Zikir. Ya hocam bize hem zikir hem içki. Ya sen içkiyi bir kenara bırak. O Allah zikrini kalbine bir yaklaştır. O ifadeyi kullan. Çünkü başka bir ayet-i kerimede de ne buyuruyor Rabbimiz? Kim Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikretmezse, başka şeylerle meşgale olursa, hani Allah'ı zikretmek yerine dünyalık başka şeyleri hayatında daha çok böyle zirve yaşarsa, ne buyuruyor ayet-i kerimenin devamında? Biz ona diyor, ben ona diyor şeytanı musallat ederim. Şeytan onun artık yakın arkadaşı olur. Etrafında böyle şeytan döner. Biz de kötülüklerden uzaklaşmak istiyorsak yakın arkadaşımız olan o şeytanı kovmamız lazım. Onu yakınımızdan def etmemiz lazım. Çünkü şeytan her türlü vesveselerle seni ne yapıyor? Kandırıyor. Seni içkiye meylediyor, seni zinaya meylediyor, seni kumara meylediyor, seni işte dünyalık arzuları çoğaltacak şeylere meylediyor. Çünkü seni kandırıyor bir şekilde. İyi niyetli de kandırıyor, kötü niyetli de kandırıyor. Şeytanın iyi niyetlisi olmaz ama maalesef biz onu ifade ederken kendimize, hani kendimizi kandırmak için ya işte bir şey olmaz bugün de şöyle olsun, ha bu şöyle mubahtır, şöyledir. Yani kendimizce sebep ortaya koymuş oluyoruz. Yani şeytan bizi yanlış yönlendiriyor her zaman. O yüzden evvela zikir kalbinde olacak. Her zaman Allah'ı zikredeceksin. Çalışırken. Başka bir ayette de onlar ki diyor çalışırken, yürürken, yatarken, otururken Allah'ı zikrederler. Yani Rabbimizi anmak bu hususta önemlidir. Zaten İslamiyet'in oluşması, İslamiyet'in amacının 5 sebebi var. Bir diyor, İslam dinini muhafaza etmek. Değil mi? İslamiyetin koruma, İslam'ın amacı, İslam dininin amacı bir, dinimizi muhafaza etmek ve yaymak. İki, can, insanın canı. Değil mi? Müslümanlık, İslamiyet insanın canını muhafaza eder. Hatta bütün canlıları muhafaza eder. Zarar vermez. Kendine zarar vermesine müsaade etmez. Üçüncüsü insanın aklı. Aklımızı kullanmaya yönlendirir İslam dini. Akıl. Aklını kullan der Rabbimiz ayet-i kerimelerde her zaman. Dördüncüsü nesil. İnsanın nesillerini muhafaza eder. İşte evlatlarımızı yetiştirmek, onları korumak, onlara sevgiyi, saygıyı öğretmek, işte yanlışı, doğruyu öğretmek evlatlarımıza, işte onlara korumak, muhafaza etmek, işte onların da büyüdüğü zaman evlenmesini sağlamak, onlara işte o doğru yolu öğretmek, yani neslimizi muhafaza etmek. Beşincisi mal. Yani malımızı, işte dünyadaki mal değerlerimizi İslamiyet korur. Nasıl kullanacağını öğretir. Nasıl zekat vereceğini, nasıl para kazanacağını, kime yardımcı olacağını, kime fayda sağlayacağını İslamiyet öğretir. İşte diyor ki, içki diyor, işte İslamiyet'in bu 5 değerini yok ediyor. Doğru. İnsan içtiği zaman, bağımlı olduğu zaman, sarhoş olduğu zaman dinini düşünür mü? Düşünmez. Niye? Dinden uzaklaştırır. Can, insan canına zarar verir, veriyor da şu an. Bakıyorsun, sarhoşlar hep ortalığı yıkıp kırıyor. Ona hakaret, buna küfür. Bakın en son, geçenlerde Türkiye'mizde gündem oldu. Metroda takkeli, sakallı, cübbeli bir genç kardeşimiz, 2 tane genç kardeşimize hakaret eden bir insan var karşısında. Ve o hakaret eden de zaten videoyu izleyince onun sarhoş olduğunu anlıyorsun. Evet, ayakta duramıyor. Ayakta duramıyor, işte ona hakaret ediyor. En son ona fiziki bir müdahale yapınca o 2 hafız kardeşimiz de onun haddini bildirdi. Evet. Yani her yerde zarar. Belki o arkadaş içmese, o kardeşimiz aklı, dengesi yerinde olsa, belki hani kılık kıyafetinden dolayı sevmeyebilir de o hareketi yapmaz yani. Kendisini izlediği zaman belki 1000 pişman olmuştur o arkadaş. Evet. Bak ne yapıyor? Zarar veriyor. Cana zarar veriyor. Birçok kardeşimiz içki yüzünden, birçok kadınlarımız içki yüzünden, çocuklarımız içki yüzünden hayatını kaybediyor. Ondan sonra nesil dedik. Nesillerimize de büyük zarar. Nesli kesiyor. Gençliğimize. Gençliğimizi öldürüyor. Sarhoş olan bir insanın nesli ne oluyor? Şimdi bir anne, annesi babası sürekli ilişkiyle meşgul olan bir çocuk nasıl yetişir? Kötü yetişir. Ahlaklı olmaz. Onlar da önlük yetiştirme tarzınızdan dolayı engellemiş oluyorsunuz. Sonra mal. İçkide ne yapıyor? İnsanın malını elinden alır. Aynen hocam. Allah razı olsun. Yok eder malı. Yok, mal yok. Niye? Sarhoşluk halinde kavga edersin, işte kumar oynarsın, malın gider. İşte her gün paraya içki alıyorsun, kullanıyorsun. Çoluğun çocuğun rızkını içkiye yatırıyorsun. Ne oluyor? Evet. Gidiyor elinden maalesef. O yüzden içkiden uzak durmak gerekir. Kendini bak, az önce biz ne yaptık Ali hocamızla? Evet. Böyle bitki çayımızı aldık, içiyoruz. Çok mu dertlendin? Melisa çayı iç, rahatla. Evet. Çok mu kederlendin? Melisa çayını demle, bütün kötülükler aklından çıksın. Rahat bir uyku sağlasın, sana sağlık versin. İnsana sakinlik veriyor değil mi? Yani. Hocam şimdi içkinin kötülüğüyle alakalı ben biraz bilgi vereceğim. Ki izleyicilerim zaten çoğu biliyor bu konuda. Şimdi hani deniyor ya, içki bütün kötülüklerin anasıdır. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte içki bütün kötülüklerin anasıdır. Sarhoşluk veren her içkinin azı da çoğu da haramdır. Evet. Bu bir. Evet. İkincisi, evet, kim dünyada şarap, yani şarap, içki, alkol, evet, kim bunları içerse, bunlar da diyor eğer tevbe etmezse, adam içti, pişman oldu, bir daha içmedi. Tamam. Ama içip de tevbe etmezse, bir de kabul ederse, evet, yani kabul ederse değil, tevbe etmezse Cennette cennet şarabından mahrum bırakılır. Dünyada içki içtin, tevbe etmedin, öldün gittin. Kazalarda olmuyor mu? Ansızın ölüyorsun. İçkili ölmek. Bir insan nasıl ölürse öyle dirilecek. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl öldün? İçkili öldün, değil mi? Mahşer gününde, hesap gününde içkili bir şekilde, belki de elinde kadehli bir şekilde dirileceksin. Evet, aynen bu şekilde hadis-i şerifte geçiyor. Evet, ikincisi bu daha ağır. Yani biraz ağır ama anlatacağım yani bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok içildiği zaman diyor, sarhoş eden şeyi az içilmesi de haramdır. Hani ya kardeşim biz sarhoş olacak kadar içmiyoruz. Çok az içiyoruz. Azı da çoğu da haramdır. Evet. Çünkü taviz tavizi getirir. Ve kitaplarda yazmaktadır ki, hatta kitabın adını da söyleyeyim. Zevacir ve Künüzü Deka. Evet, kitaplarda yazmaktadır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şarap içmek büyük günahların en büyüğüdür. Hani büyük günahlar var ya. Şarap, içki, alkol. Evet. İnsanları sarhoş eden şeyler. Bunları içmek, evet, büyük günahların en büyüğüdür. Bak bir de büyük günahlar var. Büyük günahların da en büyüğüdür yani. Düşün. O kadar zarar veriyor. Ve bütün kötülüklerin anasıdır. Devamında ne diyor? Şarap içen namaz kılmaz. Anası ile, halası ile, teyzesi ile zina eder diyor. Bak. Allahu Ekber. Şarap içen, içki içen, sarhoş olan annesi, halası, teyzesiyle zina eder. Haşa. Şarap içen ile arkadaşlık etmeyiniz. Cenazesine gitmeyiniz. Buna kız vermeyiniz. Ve onun kızı ile evlenmeyiniz diyor. Muhakkak biliniz ki şarap içen, içki içen kıyamet günü mezardan yüzü kara, gözleri mavi olarak kalkar. Dili sarkmış, pis kokulu olur. Herkes bunun pis kokusundan kaçar buyuruldu. Yani bu hadis-i şeriflerden sadece bazıları. Çok var hadis-i şerif bunlarla alakalı. Tabi hepsini belki okuyamayacağız ama. Son olarak Maide suresindeki ayeti hocam. Şöyle tefsirinde yazıyor. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytanın işlerinin olan bir pisliktir. Yani şeytanın hangi işi temizdir? Evet, şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçın. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten bir insan olur ya, arkadaşından dolayı, başkasından dolayı, çevresinden dolayı bulaşmıştır böyle hataya, böyle içkiye. Ama ne yapacak? Rabbine sığınacak, tevbe edecek, arayış yolları bulacak. Böyle arkadaşı varsa uzak duracak. Bunlarla alakalı biliyorsunuz onlarca evet hadis-i şerif var. Ve sadece Nafi hocamızın da dediği gibi yılda dünya genelinde 3 milyon insan sadece alkolden ölüyor. Evet. Ve bunların diyor %13'ü diyor gençler. %13'ü gençler. Alkolden ölen yılda. Düşünün. Ölen insanların çoğu 3 milyon ama %13 gençler. Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah en kısa zamanda en azından azalır hocam diye buradan murad ediyoruz. Evet hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sizin evet, bu bitkilerle alakalı konu şimdi anlattığınız için içkinin evet, zararlarıyla alakalı böyle insana fiziken, bedenen çok büyük zararları var. Onları bir kısa bir özet geçmek lazım aslında. Evet hocam onu özet geçin. Bir tane mesaj var. Onu sonda okuyacağım inşallah. Oku. Okuyalım mı? Ona bağlarız yani. Şimdi hocam selamünaleyküm hocam. Eşim 42 yaşında işte 39 kilo diyor. Ben 14 sene önce böbrek nakli oldu. Şeker hastalığı çıktı ve şekeri 200-450 altına düşmüyor. Gözlerim bulanık görüyor diyor ve aşırı yorgun, bitkin. Böbrek hastalarına ne önerirsiniz diyor acaba bir kardeşimiz. Allah şifalar versin. Amin. Muhafaza eylesin. Amin. Böbrek hastası, yani böbrek nakli oldu. Öyle anladın mı? Evet hocam. Yeni nakil olduğu için böbrek görevini yapmıyor. Böbrek şu an işte şeyden aşağı düşmüyor. Şeker hastalığı çıktı herhalde. Böbrek naklinden sonra. Evet, şekerden dolayı. 200-400'den aşağı düşmüyor. Allah şifalar versin, muhafaza eylesin. Tabii çok çok evvela en önemli şey çok sıvı tüketmek, su içmek. Çok su içmesi lazım. Aynen. Sonra, günde mesela kaç litre? Günde en az 2,5 litre su içecek. 2,5 litre ama su. Gün içerisinde. Şimdi sabah kalkayım 1 litre, akşam geleyim 1 litre. Tabii akşama kadar bunu bölecek mesela. Yani bunu akşama kadar böyle. Saat başı bir bardak içse zaten o görevi yerine getirmiş olur. Doğru. Saat başı bir bardak içtim mi akşama kadar zaten 2,5-3 litreyi buluyor su içmesi. Evet, doğru hocam. Bunun için en iyi kürümüz bizim tavsiye ettiğimiz zeytin yaprağı, kurutulmuş zeytin yaprakları var aktarda. Onu kaynatıp suyunu içerse sabah akşam 1 ay boyunca kendisine fayda sağlar Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Şimdi konumuz içki ya. Evet. İçkinin şimdi içki kullanan veyahut da kullanmaya meyletmiş olacak olanlar, böyle yeni başlayanlar da vardır şimdi dinleyenler arasında. Veyahut bırakmak isteyenler. Yoktur, yani bırakmak isteyenler. Zararlarını insanlara anlatırsak, bu fiziki olarak açıklayıcı bir ifadeyle anlatırsak, evet, onların en azından caydırmış oluruz. Mesela İnşallah. Ne gibi zararları var? İçki diyor, sindirim sistemini, beyin damarlarını, omurilik ve çevre sinirlerini çok çabuk yıpratır. Evet. Bakın, vücudumuzda bizim milyonlarca damar var. Her bir vücudumuzdaki organımızın bir parçası var. Sinir damarları var ve bunları yıpratır. Yani bütün vücudumuza zarar verir. Beyin üzerinde diyor öldürücü darbeleri vardır. Beynimiz üzerinde. Hani sarhoşluk veriyor, böyle insan sarhoş oluyor, kendinden geçiyor, bayılıyor, yere düşüyor. Beyin içerisinde öldürücü darbeleri vardır. Yani akli dengesini zaten o anlık kaybedip sonra kendine geliyor ama beyin ne yapıyor? Tekrar sinyal verip istediği için alışkanlık, bağımlılık yapıyor yani. Evet. Bir yerde sen yakalanmışsın. Sonra göz sinirlerini tahrip eder. Gözlerin bozulmasına neden olur. Birçok arkadaş bu içki yüzünden kör olmuştu. Evet. Bu körlük sebebiyetidir yani içki. Evet. Hani öyle sahte içki içti, kör oldu, böyle haberlere çok çıktı işte. Evet. Gözlerini kaybetti içkiden dolayı, bilmem ne, böyle çok haber çıkar. Evet. Aslında orijinalini içse de yine kaybedecek. Yine kaybediyor, aynen. Bu yine habere çıksın diye yapıyorlar. Sonra böbrekte diyor yara açar. Kanın süzülmesini aksatır. Böbrek biliyorsun kanımızı süzer. Evet. İşte zararlı maddelerden vücuda tekrar kan dolaşımını sağlar. Evet. Ve böbreğe yara açar. Kanın süzülmesini ne yapar? Aksatır. Yaralı böbrek idrardaki zehirleri süzemez. İdrardaki zehirleri süzemediği için böbrek sürekli zararlı kan vücuduna, yani zararlı kanı vücuduna aktarmaya devam eder. O yüzden böbrek çok hastaları var. Böbrek hastası çok var yani. Bu da birçok hastalığa sebep demektir yani. Evet. Bak, bir içki neler yapıyor sana. Sen içiyorsun, keyif yaptığını zannediyorsun ama kendini öldürüyorsun, farkında değilsin. Acısı sonradan çıkıyor. Hem maddi hem manevi. Ne diyor hadis-i şerifte? Bütün kötülüklerin anasıdır diyor bak. Bütün kötülükleri düşün. Bütün kötülüklerin anasıdır, başıdır mesela. Merkezine içkiyi koy. Bir insan kötülük yapıyorsa o şeye bulaşmış demektir yani. Evet hocam. Sonra vücudumuzda oluşan damarların kireçlenmesine sebep olur. Bu ise erken bunamaya, erken yaşlanmaya sebeptir diyor. Evet. Birçok kardeşimiz 40 yaşından sonra yaşlandım diyor ve artık emeklilik istiyor. İşte ne bileyim, kendimi artık dağlara atacağım, şurada şöyle yaşayacağım. Yani sen daha 40 yaşındasın ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 40 yaşında peygamberlik görevi verildi. Daha 40 yaşında o zaman, evet. 40 yaşında İslam dinini dünyaya yaymak için mücadele etmeye başladı. Birçok savaşlara katıldı. Birçok badireleri atlattı. Ama bizler, yani bizler derken biz değiliz yani, anlamayın. İnsanlarımızın çoğu içki sebebiyle hayatlarını bu şekilde yok ediyorlar. Çabuk bunuyorlar. Evet. Çabuk unutkanlık yaşamaya başlıyorlar. Bunama, hatırlamıyor artık. Evet. Bazı şeyleri hayatında böyle diyor ya sen nasıl unutursun, nasıl böyle yaşarsın, nasıl ne oldu sana, ha buradı. Yani birçok zararı var. İçkinin zaten ruh üzerinde de birçok zararı var. Ruhumuzu etkiliyor. Maddi manevi zararı var. İşte ibadetlerimizi etkiliyor. Evet. Allah'a yönelmemizi etkiliyor. O yüzden bizim topyekün bu beladan kurtulmamız gerekir değerli kardeşlerim. Tövbe etmemiz lazım. Tövbe etmemiz lazım. Evet. Rabbimize yönelmemiz lazım. İçkiyi hayatımızdan çıkarmamız lazım artık. İçki bizim hayatımızda olmaması gereken bir madde. Hem İslami hem de insani olarak hayatımızdan çıkarmamız lazım Ali Hocam. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Bugün de Mercek programının sonuna geldik. Tüm izleyicilerimizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Perşembe akşamı her Perşembe saat 19'da canlı yayında karşınızda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.